Tarih cömert değildir. Bağrından pek lider çıkarmaz. Bir hikaye ister, bir başarı. Gölgeden yakıcı güneşe çıkacak cesaret ister. Bugün sizlere gölgede kalan birinin güneşe çıkma teklifini nasıl elinin tersiyle ittiğini anlatacağım. 4 Ocak 1861 tarihinde İstanbul'da gözlerini açan Mehmet Vahdettin, pasif bir hayat sürdürdükten sonra Yusuf İzzettin Bey'in ani vefatı sonrası kendini Osmanlı tahtının birinci veliahtı olarak buldu. Pek aktif olmadığı için görüşleri de pek bilinmiyordu. Yarın padişah olursa nasıl bir politika izleyecekti? Pek bilen yoktu. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Veliaht Vahdettin'e bir seyahat gözüktü. Alman İmparatoruna iade-i ziyaret gerçekleştirilecekti. Kendisi gibi 4 Ocak tarihinde doğmuş olan yıldızı parlak bir asker ona eşlik edecekti. Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal. Mustafa Kemal yarının padişahı olacak olan veliahtla seyahat etmeyi bir şans olarak görüyordu. Böylelikle yakın ilişki kurabilir, görüşlerini öğrenebilir, hatta kendi görüşleriyle onu etkileyebilirdi. Bu seyahati detaylarıyla bir başka videomda anlattım. Fakat bu videomuzla alakalı bir bölümü detaylarına inerek tekrarlamak istiyorum. Almanya'da basınla görüşme gerçekleştiren Vahdettin, görüşme bittikten sonra gezi boyunca samimi ilişkilerde bulunduğu Mustafa Kemal'e "Bundan sonra ne yapmalıyım?" diye sormuştur. Gelin bundan sonrasını bizzat Mustafa Kemal'den dinleyelim. Osmanlı tarihini biliriz. Bu tarihin bir takım safhaları vardır ki sizi korku ve endişeye sevk eder ve bunda haklısınız. Ben size bir şey söyleyeceğim. O nispette hayatımı size ortak edeceğim. Bundan memnun olur musunuz? Veliaht, söyleyiniz, dedi. Henüz padişah değilsiniz. Fakat Almanya'da gördünüz ki imparator, veliaht ve prensler hep bir iş üzerinedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız? Bunun üzerine veliaht, ne yapabilirim? Diye sordu. İstanbul'a gider gitmez bir ordu komutanlığını isteyiniz. Ben sizin Erkan-ı Harbiye reisiniz olurum. Veliaht, hangi ordu komutanlığını? Diye sordu. 5. ordunun kumandanlığını şeklinde cevap verdim. Bu isimdeki ordu, Von Sanders'in emrinde bulunan boğazları koruyan orduydu. Veliaht, bu kumandanlığı bana vermezler, dedi. Siz isteyiniz, şeklinde cevap verdim. İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüm, cevabını verdi. Bu benim için ümit kırıcı bir cevaptı. Seyahat esnasındaki diğer görüşmelerde Vahdettin Mustafa Kemal'i el üstünde tutmuş, Mustafa Kemal'in birçok önerisine katıldığını bildirmiş, Enver Paşa'yı şiddetle eleştirmişti. Mustafa Kemal de Enver Paşa'nın savaş yönetimini beğenmemekteydi. Almanya'dan İstanbul'a döndüğünde Mustafa Kemal bir ay hasta yatağından çıkamamıştır. Böbreklerinde sorun vardır. Tavsiye üzerine Viyana'ya doktora gider. Daha sonra tedavisine Karlsberg'de devam eder. 1918 Temmuz'unun 5. Cuma günü Karlsberg'de tedavisi devam ederken İzmir'den bir arkadaşı Mustafa Kemal'in yanına gelir ve padişahın öldüğünü, yerine Vahdettin'in padişah olduğunu belirtir. Mustafa Kemal o anları şöyle aktarmakta. "Allah cümleye ve yeni padişaha ömür versin," dediler. "Ben bu haber karşısında biraz gayri tabi bir hal almış olacağım ki misafirlerimin dikkatini çekmiştim. Üzgün müydüm? Mutlu mu olmuştum? Pek çözemiyordum. Hakikat şuydu ki ne ölen padişaha acımıştım ne de yeni gelen padişahın ömrünün uzun veya kısa olmasıyla alakadardım. Acaba teessürümün sebebi değişim esnasında İstanbul'da bulunmamak mıydı? Buna dair kesin bir fikir söyleyemem. Yalnız bir durgunluk geçirdiğimi hatırlarım. Daha sonra tamamlayıcı bilgiler geldi. Ben de Vahdettin'i telgrafla tebrik ettim. Birkaç gün sonra İstanbul'da bulunan yaverim Cevat Abbas Bey'den hemen İstanbul'a gelmeme dair bir telgraf aldım. Henüz hastalığım geçmediği için ciddi bir sebep olmadıkça İstanbul'a dönmek istemiyordum. Onun için Cevat Abbas Bey'e bu mealde bir cevap yazdım. Kendisinden aldığım ikinci telgrafta "Mutlaka İstanbul'a gelmeniz gerekmektedir." yazmaktaydı. Bunun üzerine İstanbul'a döndüm.
Mustafa Kemal artık İstanbul'daydı. Padişah Vahdettin'le görüşecekti. Zaten bizzat padişahın baş yaveri tarafından İstanbul'a çağrılmıştı. Görüşmeyi Mustafa Kemal şöyle anlatmakta. Bu andaki duygularımı şöyle izah edebilirim. Tahta oturmadan evvel çok şeyleri çok açık görüştüğümüz ve benim bütün önerilerimi doğrulayan karşılıklarda bulunan bu zat, acaba hükümdar olduktan sonra benimle aynı tarzda görüşmeye müsaade eder mi? Aynı karşılıklarda bulunur mu? İşte bunda kararsızdım. Bu kararsızlık içinde Padişah Vahdettin'le karşı karşıya geldik. Beni çok nazik bir şekilde kabul ettiğini söylemeliyim. Veliahtlığı zamanında olduğundan daha fazla güler yüzlüydü. Oturdu, bana da karşısında yer gösterdi ve aramızdaki tabure üzerinde bulunan sigaralıktan bir sigara alıp bana verdi. Kendisi de bir sigara aldı ve yaktığı kibriti bana uzattı. Bu tavırdan çok ümitlendim. Evvela kendisini münasip bir lisanla tebrik ettim. Sonra çok mühim bir anda Osmanlı tahtını işgal etmiş olduğunu izah ederken dedim ki, seyahatimiz esnasında bütün fikirlerimi çok açık lisana söylemiştim. Bu dakikada aynı tarzda görüşmemize müsaade buyurulur mu? Hay hay dedi. Uzun konuşmalarım içinde esaslı nokta şuydu. Derhal başkumandanlığı üzerinize alınız. Kendinize vekil değil bir erkan-ı harbiye reisi tayin ediniz. Her şeyden evvel orduya sahip ve hakim olmak lazımdır. Ancak ondan sonra düşünülecek münasip kararlar tatbik olunabilir. Vahdettin bu teklifim üzerine tıpkı kendisini veliahtken gördüğüm gibi gözlerini kapadı ve az sonra şu cevabı verdi. Sizin gibi düşünen başka komutanlar var mıdır? Derhal vardır dedim. Düşünelim dedi. Konuşmamız kendinden bitti. İzin aldım, ayrıldım. Evet, Mustafa Kemal Vahdettin'e kısaca veliahtken konuştuğumuz ve birçok noktada fikir birliğine vardığımız konuları uygulama vakti geldi diyor. Enver Paşa'nın rolünü üzerinize alın, beni de emrinize getirin diyordu. Peki ilk konuşma sonrası süreç nasıl ilerledi? Yine Mustafa Kemal'den dinleyelim. Günler geçti. Tekrar yalnız olarak padişahla görüşmek istedim. Beni bu sefer de kabul etti. Ben ilk olarak ısrarcı görünen bir adam tavrıyla aynı şekilde konuşmaya başladım. Vahdettin hızlıca bana cevap verdi. Paşa, ben her şeyden evvel İstanbul halkını doyurmak mecburiyetindeyim. İstanbul halkı açtır. Bunu temin etmedikçe alınacak tedbir isabetsiz olur. Bu cümleden sonra padişah gözlerini kapadı. Ben tilki tabiatında her entrikanın her gün şahidi olduğum yüzlerce misallerinden birini karşında bulduğuma büyük bir üzüntüyle kani oldum. Düşündüğüm şuydu. Zat-ı şahane evvela İstanbul halkını kazanmak istiyor. Kendisinin gelecekteki girişimleri için kuvvet ve istinat noktasını burada arıyor. Fakat yine düşündüm ki vatan ıslah edilmedikçe politikacılık için doğru olsa bile bu arzunun gerçekleşme ihtimali olabilir miydi? Mustafa Kemal'in aklından bu düşünceler geçerken şok olacağı bir cevaba doğru ilerliyordu. Padişahın görüşüne karşılık olarak çok doğru düşünüyorsunuz. Fakat İstanbul halkını doyurmak için alınması gereken tedbir ve teşebbüsler, bütün memleketi kurtarmak için alınması lazım gelen kaçınılmaz tedbirlere girişmekten sizi alıkoymaz. Devletin tamamı refah içinde olmadıkça, tamamı işlemedikçe bir kısmının işlemesine olanak yoktur. Belki zat-ı şahanelerince farklı bir görüş buyurulur, lakin bildirmeye mecburum ki yeni padişah için hareket başlangıcı evvela kuvveti sahiplenmek olmalıdır. Devleti, milleti ve bütün menfaatleri koruyan kuvvet başkasının elinde bulundukça sizin padişahlığınız dahi söz olmaktan kurtulmaz. Biraz tedbirsizce olduğunun farkındayım derken Mustafa Kemal'in lafına padişahın şu karşılığı geldi. Ben icap eden şeyleri Talat ve Enver Paşa Hazretleri ile görüştüm. Mustafa Kemal bu sözün üzerine beyninden vurulmuşa döndü. O anı şöyle anlatıyordu. Bunu söyleyen zat daha birkaç ay evvel veliahtlığında Talat ve Enver Paşa'dan tiksinmiş olduğunu, nefret duyduğunu anlatan ve bu adamların memleketi mahvetmekten başka bir neticeye ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyordu. Şimdi padişah ve halife olan Vahdettin bu zevatla görüşmüş
memleketin selameti için icap eden tedbirleri almış bulunuyor. Vahdettin demek istiyordu ki, siz görevinizi aşan konularda benimle laubalilik mi etmek istiyorsunuz? Bu maksadı öğrendikten sonra Vahdettin karşısında benim vicdani vazifem son bulmuştu. Ayağa kalktım, müsaade istedim. Gözlerini kapadı, hiçbir şey söylemeden elini uzattı. Mustafa Kemal'in vatanın kurtuluşu için aradığı çarelerden biri daha acı bir şekilde sonlanmıştı. Artık başka çareler düşünmeye başlamıştı. Yine bir gün cuma selamına gitti. Enver Paşa ve bir takım komutanlarla birlikte namazını kıldı. Namaz sonrasında Naci Paşa padişahın kendisini çağırdığını söyledi. Mustafa Kemal şaşırdı. "Yalnız mı?" diye sordu. "Hayır, yanında iki Alman general var." dedi. İstemeden de olsa görüşmeye gitti. Vahdettin'in yanına girdim. Henüz ayaktayken Alman generalleri karşısında kısa bir nutuk söyledi. Bu sefer gözleri açıktı. "Çok takdir ve emniyet ettiğim bir kumandan." sözleriyle beni onlara tanıtıyordu. Oturduk. Dedi ki, "Sizi Suriye kumandanı tayin ettim. Oradaki vaziyetler önemlidir. Oraya gitmeniz lazımdır. Sizden talebim şudur. O tarafları düşman eline geçirmeyeceksiniz. Verdiğim vazifeyi başaracağınıza eminim. Derhal bölgeye hareket etmelisiniz." İradesini tebliğ ettikten sonra Alman generallere baktı. "Bu kumandan dediklerimi yapabilir," dedi. Görünüşte çok büyük bir onura erişmiştim. Benim yerimde bir ahmak olsaydı ne kadar sevinecekti. Bense bir entrikacı karşısında bulunduğumdan dolayı ne kadar müteessirdim. Düşündüm. Diyeyim ki padişah hazretleri, bana öyle bir vazife veriyorsunuz ki o vazifeyi yapan kumandanlar mevkisindedir. Beni onların üstünde bir başkumandanlığa mı memur ediyorsunuz? Eğer böyleyse memnuniyetle iradenizi kabul edeceğim. Fakat şüphe etmiyorum ki bunun farkında bile değilsiniz. Vaktiyle istifa ederek haklı sebeplerle bıraktığım bir orduya, ki o ordu bugün mağlup olmuştur, orada bulunan bütün ordular gibi. Beni onun başına gönderiyorsunuz. O halde bütün bu irade buyrulan vazifeleri yapmaya nasıl müktedir olurum? Fakat muhatabımın bu zemin üzerinde münakaşa etmeye değeri olmadığını artık kabul etmiştim. Sadece müsaade alıp daha önce terk ettiğim salona doğru geldim. Orada karşıma Enver Paşa'nın gülen yüzü çıktı. "Bravo, tebrik ederim, başarılı oldunuz," dedim. Ciddi bir tavırla ilave ettim. "Azizim, hiç olmazsa biraz esaslı tedbirler üzerinde konuşalım. Benim bildiğime ve anladığıma göre artık Suriye'de ordu, kuvvet, vaziyet isimden ibarettir. Beni oraya göndermekle güzel bir intikam almış oluyorsunuz. Sonra görenek dışı bir şey yaptınız. Bizzat padişaha bana emir verdirdiniz." Enver Paşa gülüyordu. Vehip Paşa da öyle. Evet, Enver Paşa Mustafa Kemal'in İstanbul'da bulunmasını ve Vahdettin'i etkileme çabalarını anlamıştı. Vahdettin daha önce "ben gerekli olan meseleleri Enver Paşa ile görüştüm" demesi bunun Vahdettin tarafından söylendiğine işaretti. Kemal Paşa daha önce bölgede görevde bulunmuş ve Almanların komuta biçimini eleştirmiş, "böyle giderse buraları kaybedeceğiz. Almanlar sadece kendi çıkarlarını düşünüyor," demiş, Enver Paşa'ya defalarca mektup yazmıştı. Fakat bunlara bir karşılık gelmemiş, bunun üzerine res çekip istifa etmişti. Bölgede Alman komutanın isabetsiz kararlarıyla elden çıkmış, düşman işgaline uğramıştı. İşte Kemal Paşa, Enver Paşa'nın tavsiyesiyle Vahdettin'in yanında bulunan eleştirdiği Alman komutanların huzurunda bu bitik bölgeye yollanıyordu. Kurt kışı geçirdi ama yediği ayazı unutmadı. Ürkek padişahla bir şey olmayacağını bildiği için savaş sonrası İstanbul'da kurtuluşun rotasını çizdi. Anadolu'ya geçmeyi düşünürken fırsat Karadeniz bölgesindeki Türk ayaklanmasından geldi. Silahları toplayıp huzuru sağlayacak, toplanan kongreleri dağıtacaktı. Üstelik Enver Paşa da artık memlekette değildi. Padişahın huzurunda padişaha söz verdi. Bundan başka bir şey yapmayacaktı. Fakat padişah ona verdiği hangi sözü tutmuştu? Oyunu oynama sırası artık ondaydı. Üstelik gölgeli, rahat bir yerde değil, yakıcı güneşin altında, cebinde idam fermanıyla bu oyunu oynadı. Ve vatanıyla birlikte galip geldi. Unutmayın, tarih
lider diye gölgede bekleyenleri değil, ya istiklal ya ölüm diyenleri yazar. Videomuzun sonu.